Albert Einstein, özel görelilik kuralının temellerini 1905 yılında yayınladığı bir makaleyle ortaya atmıştı. Uzay ve zaman hakkında bildiklerimizi tamamen değiştiren bu kuramın dayandığı temelleri ve bazı ilginç sonuçlarını bir başka pakette aktarmaya çalışmıştık. Burada bunları kısaca özetleyeceğiz. Öncelikle bu kuramda birbirlerine göre sabit hızla hareket eden eylemsiz gözlem çerçeveleriyle ilgileniyoruz. Bu çerçevelerdeki gözlemciler, çevrelerinde meydana gelen olayları inceliyor ve ellerinde bulunan aletlerle ölçümler alıyor. Temel olarak ilgilendiğimiz şey, farklı gözlemcilerin elde ettiği ölçüm sonuçları arasındaki ilişkiyi belirlemek. Einstein, tüm kuramı iki temel varsayımdan türetiyor. Bunlardan birincisi, ışığın boşluktaki hızının bütün gözlemcilere göre aynı sabit değere sahip olması. Bu aslında deneysel bir sonuç. Bugün yapılmakta olan çok hassas deneyler, bu varsayımı desteklemeye devam ediyor. İkinci varsayımda görelilik ilkesi. Sabit hızla giden bir araçtaki gözlemciler, pencerelerden dışarı bakmadan, sadece araç içindeki olayları gözlemleyerek, aracın hareket edip etmediğini anlayamazlar. Bir başka deyişle de bu gözlemciler, araçlarının yerinde durduğunu varsayarak, aynı olayları inceleyebilir ve yine aynı sonuçlara ulaşırlar. Özel görelilik kuramı sadece bu iki varsayımdan türetilir. Fakat bu varsayımları tam olarak bağdaştırabilmek için uzay ve zamanın beklenmedik bir takım özelliklere sahip olduğunu kabul etmek gerekiyor. Kuramdan çıkartılan sonuçlardan en önemlisi farklı gözlemcilerin uzay ve zamanı farklı algılaması yani aynı iki olay arasındaki mesafe ve bu olaylar arasındaki geçen süre farklı gözlemciler tarafından ölçüldüğünde genellikle farklı değerler elde ediliyor. Buradan kaçınılmaz olarak mutlak zaman ve mutlak uzay diye bir şeyin olmadığı sonucuna erişiyoruz. Uzunluklar ve süreler, dolayısıyla bunlara bağımlı her şey, ölçümü kimin yaptığına bağlı olarak değişebiliyor. Örneğin, Mavi ve kırmızı renkte iki özdeş roketimiz olsun. Bunlardan mavi olanı yerinde dururken diğeri sabit bir hızla fırlatılsın. Mavi roketteki bir gözlemci kırmızı roketin hareket doğrultusundaki boyunun kısaldığını, buna ek olarak buradaki tüm saatlerinde aynı oranda yavaşladığını gözlemler. Buna karşın kırmızı roketteki gözlemci bunları fark etmez. Aksine görelilik ilkesi uyarınca kendi roketinin yerinde sabit durduğunu, mavi roketinse hareket ettiğini düşünür. Dolayısıyla kırmızı roketteki gözlemciye göre mavi roketin boyu kısalmış ve buradaki tüm saatler yavaşlamıştır. O halde bu iki roketteki gözlemci hangi roketin daha kısa olduğu ve hangisinin saatinin daha yavaş işlediği konusunda görüş birliği içinde değiller. İlk bakışta bir çelişki varmış izlenimi veren bu türden farklılıklarla Özel görelilik kuramında sıklıkla karşılaşıyoruz. Aslında burada herhangi bir çelişki yok. Bütün bu farklılıklar temel olarak farklı gözlemcilerin uzay ve zamanı farklı algılaması sonucu ortaya çıkıyor. Bütün bunlara ek olarak özel görelilik kuramı uzay ve zamanın bir bütün olduğunu, birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini söylüyor. Bir olayı betimlerken bu olayın nerede ve ne zaman meydana geldiğini belirtmek zorundayız yerden bağımsız olarak bir zamandan veya zamandan bağımsız olarak bir yerden bahsetmek mümkün değil. Bu nedenle uzay-zaman, yani hem yer hem de zaman bilgisinin bir arada yer aldığı matematiksel yapı, özel görelilik kuramının doğal çalışma alanı. Bu kuramdan dolaylı olarak elde ettiğimiz başka sonuçlar da var. Örneğin, kütle ve enerji arasındaki ilişki. Enerjisi artan bir cismin kütlesi de artar. Neden ve sonucun bu sırada meydana gelmesi gerektiğini söyleyen nedensellik ilkesini kullanarak da bir başka ilginç sonuca ulaşıyoruz. Uzakta bir yere iletmek istediğiniz bir mesajı ışığın boşluktaki hızından daha hızlı bir şekilde gönderemezsiniz. Dolayısıyla ışık hızı bu kuramda bir sınır hız olma niteliği kazanıyor. Kuramın öngördüğü sonuçlar gündelik hayatımızda fark edemeyeceğimiz kadar küçük. Sadece ışık hızına yakın hızlar söz konusu olduğunda bu etkiler belirgin hale geliyor. Buna rağmen, kuramın birçok öngörüsünü hassas aletlerle belirlemek mümkün. Bugüne kadar yapılan bütün deneyler bu öngörülerle uyumlu. Kısacası, özel görelilik kuramı hem sağlam kuramsal temellere dayanıyor hem de deneylerle destekleniyor. Ama kuram 1905 yılında ortaya atıldığında, bir başka doğa yasasında, evrensel kütle çekim yasasında bir eksiklik olduğu ortaya çıktı. Newton tarafından öne sürülen bu yasayı kısaca hatırlayalım. Herhangi iki cisim birbirlerini kütleleriyle orantılı, aralarındaki uzaklığın karesiyle de ters orantılı bir kuvvetle çeker. Yer çekimini ve güney sistemindeki gezegenlerin hareketini incelerken kullandığımız, bir istisna dışında bunu başarıyla betimleyen yerleşmiş bir yasa bu. Fakat bu yasanın iki garip özelliği var. Garipliklerden ilki bu yasanın hiç zamandan bahsetmemesi. Yani zaman ve uzayın ayrı düşünülemeyeceğini söyleyen özel görelilik kuramına ters bir durum var ortada. Bu haliyle yasa kütle çekim kuvvetinin anında etkiyen bir kuvvet olduğunu söylüyor. Dolayısıyla cisimlerden birinde aniden bir değişiklik olursa diğer cisim üzerine etkiyen kuvvetin de o anda değişmesi gerekir. Fakat böyle bir şey hiçbir mesajın ışıktan hızlı iletilemeyeceğini söyleyen özel görelilik kuramına aykırı. Bu kurama göre, cisimlerden biri yerini değiştirdiğinde, bu andan başlayarak belli bir süre geçmeli, ancak ondan sonra diğer cisme etken kuvvet değişmeli. Söz konusu sürede, ışığın iki cisim arasındaki mesafeyi kat etmesine yetecek kadar. Dolayısıyla özel görelilik kuramı, Newton'un kütle çekim yasasının doğru olmadığını düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Bu yasanın garip olan ikinci yönü de kuvvetin uzaktan etkimesi. Gündelik yaşamımızdaki deneyimlerimizin çoğunda bir kuvvet uygulamak için temas etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle temas etmeyen iki cismin birbirlerini çekiyor olması garip görünüyor. Newton dahil birçok kişi yasanın bu niteliğinden rahatsız olmuş. Ama yasanın yer çekimini ve güneş sistemini başarıyla açıklaması karşısında bu sorunu göz ardı etmişler. Bu iki garipliğin nasıl ortadan kaldırılması gerektiği konusunda uzaktan etkime özelliğine sahip olduğunu bildiğimiz diğer kuvvetler güzel bir örnek. Yani yükler arasındaki elektrik kuvvet ve mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvet. Örneğin iki yük arasındaki elektrik kuvvet tıpkı kütle çekim kuvveti gibi aynı ters kare davranışını gösteriyor dolayısıyla aynı garip niteliklere sahip. 1860'lı yıllarda James Clerk Maxwell elektrik ve manyetizma konusunda bilinen her şeyi tek bir kuramın çatısı altında birleştirmeyi başardı. Bu kuram söz konusu kuvvetlerin doyurucu bir açıklamasını içeriyor ve aynı zamanda yukarıda bahsettiğimiz gariplikleri de gideriyor. Buna göre her yük çevresinde bir elektrik alan yaratır. Buna ek olarak bir elektrik alan içine yerleştirilmiş bir başka yüke de kuvvet uygulanır. Dolayısıyla iki yük arasında etkiyen kuvveti bir aracıyla elektrik alanda açıklıyoruz. Bu anlamda bir yükün diğer bir yüke doğrudan bir kuvvet uygulamadığını, yüklerin sadece alanla etkileştiğini düşünebiliriz. Fakat elektrik alan uzaya yayılmış olduğu için bütün yükler arasında etkiyormuş gibi görünen bir kuvvet meydana çıkıyor. Zaman sorunu da ortadan kalkıyor. Örneğin, iki yükten birinin yerini aniden değiştirelim. Kurama göre bu yükün yarattığı elektrik alan önce yük civarında değişmeye başlar. Sonra da değişim sabit hızla uzaya yayılır. Bu nedenle diğer yük üzerindeki kuvvet belli bir süre geçtikten sonra değişir. Elektrik alanındaki değişimin yayılma süreci de ilginç. Çünkü değişen bir elektrik alan uzayda bir manyetik alan yaratır. Benzer şekilde değişen bir manyetik alanda bir elektrik alan oluşturur. Bu nedenle bir yükü hareket ettirdiğimizde uzayda sürekli değişmekte olan elektrik ve manyetik alanlar yaratıyoruz. Işık da tam böyle bir elektromanyetik dalga. Dolayısıyla bir yükün yerine değiştirdiğimizde bu yükün yarattığı alandaki değişim uzayda ışık hızıyla yayılır. Bu elektromanyetizmanın özel görelilik kuramıyla tam olarak uyumlu olduğunun bir göstergesi. Kütle çekim yasasına geri dönersek, Newton'ın yasasını her iki sorunu çözecek şekilde değiştirmek gerekiyor. Yani hem kütle çekim kuvveti bir ortam aracılığıyla iletiliyor olmalı hem de ortamda yayılan değişiklikler ışık hızını aşmamalı. Öncelikle kütle çekim yasasını açıklayabilmek için bir ortam bulmalıyız. Bu ortam öyle bir şey olmalı ki her cisim ortamda bir değişiklik meydana getirsin ve buna ek olarak ortam cisimlerin hareketini değiştirsin. Einstein'a göre bu iş için ihtiyacımız olan ortam uzay zamandı. Einstein 1907 yılında yazdığı bir makalede yeni bir düşüncesi olduğunu, görelilik ilkesinin çok daha genel bir başka ilkenin sadece özel bir hali olduğunu belirtiyor. Bu düşüncenin belirmesini hayatımın en mutlu anı sözleriyle nitelendiriyor Einstein. Denklik ilkesi olarak adlandırdığımız bu yeni ilke de çok sayıda yeni sonucu üretebilecek potansiyele sahip. Bu nedenle 1905 yılında temelleri atılan kurama, özel görelilik denklik ilkesinden yola çıkarak oluşturulan ve tüm matematiksel detaylarıyla ancak 1915-16 yıllarında tamamlanacak yeni kuramada genel görelilik adı veriliyor. Einstein'ın bahsettiği denklik ilkesi aslında çok da yeni değil. Düşüncenin temelleri, hareket yasasının doğduğu zamanlara, Galile ve Newton'a kadar uzanıyor. Tüm konu, cisimlerin kütle olarak adlandırdığımız özelliğinin iki farklı doğa yasasında işin içine girmesinden kaynaklanıyor. Cisimlerin miktarını veren ve gramla, kilogramla ölçtüğümüz büyüklüğe kütle deniyor. Bu kavramı günlük dilde, bakkalda ve pazarda ağırlık olarak adlandırıyoruz. Her ne kadar günlük dilde böyle kullanılsa da, bilimsel dilde ağırlık kelimesi, aşağıda belirteceğimiz üzere daha farklı bir anlamda kullanılıyor. Kütlenin belirlediği yasalardan birincisi, Newton'un evrensel kütle çekim yasası. Bu yasaya göre iki cisim, birbirlerini kütleleriyle orantılı, aralarındaki uzaklığında karesiyle ters orantılı bir kuvvetle çeker. Söz konusu cisimlerden biri, dünya gibi çok büyük bir gök cismi ise, bu kuvveti ağırlık olarak adlandırıyoruz. Yani yeryüzündeki bir cismin ağırlığı, dünyanın o cisme uyguladığı çekme kuvvetiyle aynı. Bu aynı zamanda, o cismi kaldırmak için uygulamamız gereken kuvvete eşit. Dolayısıyla ağırlık, cismin ne kadar ağır olduğunu, kaldırmakta ne kadar zorlandığımızı gösteriyor. Ağırlık doğal olarak cismin bulunduğu yere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, aydaki ağırlıklar, yeryüzüne göre altıda bir oranında daha azdır. Uzayda büyük gök cisimlerinden uzakta bir yerde ağırlık sıfırdır. Buna karşın kütle, cismin değişmez bir özelliğidir. 100 kiloluk bir halter, ayda da, uzayda da 100 kilodur. Kütle burada, Cisimlerin ne kadar büyük bir kütle çekim kuvveti uygulayabileceğini belirten bir nicelik olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bu kütleye çekim kütlesi diyoruz. Dolayısıyla kütle çekim yasası cisimlerin ağırlığının kütleleriyle orantılı olduğunu söylüyor. Kütle 10 kat artarsa ağırlık da 10 kat artar. Bir çekiç bir tüyden daha ağırdır. Kütlenin belirlediği diğer yasaysa Newton'un hareket yasalarından ikincisi. Bir cisme kuvvet uygulayarak cismi hızlandırır, yavaşlatır veya hız yönünü değiştirebilirsiniz. Birim zamanda meydana gelen hızdaki değişime ivme deniyor. İkinci yasa, ivmenin kuvvetin kütleye bölünmesiyle elde edileceğini söylüyor. Burada da kütle karşımıza bir cismin hızını değiştirmeye direnci olarak, yani eylemsizlik olarak çıkıyor. Kütle ne kadar büyükse, cismi harekete geçirmek için o kadar zorlanırsınız. Bu nedenle bu yasada geçen kütleye de eylemsizlik kütlesi diyoruz. İki kişi bir otomobili ve bir bebek arabasını aynı kuvveti uygulayarak iterse, bebek arabasının çok daha çabuk hızlandığını görürüz. İkinci yasa açısından bakarsak, burada otomobilin daha fazla eylemsizlik sergilediğini, yani kütlesinin daha fazla olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla kütle birbirinden çok farklı iki yasada karşımıza çıkıyor. Bu iki kütlenin aynı değere sahip olması bu anlamda beklenmedik bir şey. Bir cismin kütlesini ölçerken de bu iki yasadan herhangi birini kullanabiliriz. Fakat yerde ağırlık kuvvetinden faydalanmak daha pratik. Eşit kollu terazilerde cismin ağırlığını bilinen ağırlıklarla eşitleriz. Yaylı terazilerde ise yaydaki sıkışmayı belirleyerek aslında ağırlığı ölçüyoruz. Uzayda ağırlıklar sıfır olduğundan, bu tip geleneksel yöntemlerden hiçbiri kütle ölçmekte kullanılamaz. Bu durumda sadece ikinci hareket yasasından yararlanabiliriz. Örneğin, kütlesini belirlemek istediğimiz cismi, özellikleri bilinen bir yaya bağlarız ve yayı titreştiririz. Hareketin periyodunu ölçtüğümüzde kütleyi belirleyebiliriz. Çekim ve eylemsizlik kütlelerinin eşit çıkması, uzun yıllar doğadaki ilginç tesadüflerden biri olarak göründü. İlk defa Einstein, bu eşitliğin çok derinlerde yatan bir anlamı olduğunu fark etti. Eğer bütün cisimlerin eylemsizlik ve çekim kütleleri eşitse, o zaman bütün cisimler, şekilleri ve kimyasal yapıları ne olursa olsun yeryüzünde aynı şekilde düşer. Örneğin bir çekiç ve tüyü bırakarak düşüşlerini izlediğimizi varsayalım. Dünya bu iki cisme kütleleriyle orantılı bir kuvvet uyguluyor. Yani tüye daha az, çekice de daha fazla. Çekiç, tüyden daha ağır. Buna karşın bunların ivmesi, ağırlık kuvvetlerinin kütlelerine bölünmesiyle elde ediliyor. O halde her iki cismin ivmesi aynı olmalı. Dolayısıyla bunları aynı anda bırakırsanız, her ikisi de aynı anda yere düşer. Elbette bu deneyi evde yapamazsınız. Çünkü havanın uyguladığı sürtünme kuvveti işin içine giriyor. Sürtünme kuvvetinin harekete etkisi tüy için daha fazla. Bu nedenle evdeki deneyde tüyün yere daha geç ulaştığını görüyoruz. Ama Galileo yaptığı analizlerle sürtünmenin farkına varmış ve eğer sürtünme olmasaydı bütün cisimlerin aynı ivmeyle düşeceğini söylemişti. Nitekim aya yapılan Apollo uçuşlarından birinde öğrencilere gösterim maksadıyla bu deney gerçekleştirilmiş. Bir astronot bir tüy ve çekici serbest bırakıyor ve her ikisinin de aynı anda yere ulaştığını gözlemliyor. Bu kontrollü bir deney değil tabii ki. Bu deneyi yapmak için illa aya gitmemize gerek yok. Yerde, içindeki havanın neredeyse tamamı boşaltılmış vakumlu kaplar da bu iş için uygun eylemsizlik ve çekim kütlelerinin eşitliğini sınamak için başka yöntemler de var. Bugüne kadar yapılan deneyler, eğer varsa, bu iki kütle arasındaki farkın trilyonda bir oranından daha küçük olduğunu gösteriyor. Çekiç ve tüy deneyinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta şu. Herhangi bir anda her iki cismin yerden yüksekliği aynı. Dolayısıyla düşüş boyunca bu iki cisim arasındaki uzaklık değişmez. Görelilik kuramında sıkça kullandığımız bir kelimeyle ifade edersek, tüyün çekice göre konumu değişmez. Olayın anlamını daha iyi kavramak için sıkça başvurulan bir asansör benzetmesi var. İçinde bir gözlemci ve birçok cisim bulunduğu bir asansörün ipinin koptuğunu ve içindekilerle beraber düşmeye başladığını varsayalım. Asansörle dışarıdaki hava arasındaki sürtünmeyi ihmal edelim. Asansör dahil her şey aynı ivmeyle aşağı düşer. Bu nedenle gözlemci, içerideki bütün cisimlerin asansöre göre bulundukları yerde sabit durduklarını görür. Buna ek olarak, eğer cisimlerden birine bir ilk hız verilmişse, bu defa cisim aynı hızını koruyarak hareketine devam eder. Kısacası, gözlemcinin sadece asansörü referans alarak ve dışarıdaki dünyayı düşünmeden yaptığı gözlemler, sanki asansör uzayda boşlukta duruyormuş izlenimini uyandırır. Yörüngede dolanan uzay istasyonları bunun çok iyi bir örneği. Genellikle uzaya çıkmak denince kastedilen şey sadece dünyanın atmosferi dışına çıkmak, dünyadan çok uzaklaşmak değil. Uzay istasyonları da dünyaya oldukça yakın bir yörüngede dolanıyor. Dolayısıyla dünyanın çekim kuvveti burada hala var ve oldukça güçlü. Ama istasyon tıpkı yukarıdaki asansör gibi sadece dünyanın çekim kuvveti altında hareket ettiği için İçinde yaşayanlar da yukarıdaki tarif ettiğimizle aynı. Düşen asansör ve yörüngedeki uzay istasyonu gibi sanki büyük gök cisimlerinden çok uzaklardaymışız izlenimini veren ortamlara biz ağırlıksız ortam diyoruz. Astronot eğitiminde kullanılan ağırlıksız ortamlar da benzer bir yöntemle oluşturuluyor. Astronotları taşıyan uçak havaya fırlatılan bir cismin yaptığı hareketin aynını. Yani serbest düşme hareketini yapıyor. Bu süreç boyunca da uçak içinde ağırlıksız ortam oluşuyor. Fakat uçağın uçuşuna sağ salim devam edebilmesi için bu hareketin çok kısa sürede bitirilmesi gerekir. Asansör örneğine geri dönelim. Eğer bütün cisimlerin eylemsizlik ve çekim kütleleri eşitse, o zaman asansördeki gözlemci sadece cisimlerin hareketine bakarak düşen bir asansörde mi yoksa uzayda mı olduğunu anlayamaz. Einstein bundan bir adım daha ileri giderek Gözlemcinin başka türden deneyler yapsa bile farkı anlayamayacağını iddia ediyor. Yani bugüne kadar yapılmış ve gelecekte yapılabilecek bütün olası deneyler, düşen asansörde de, dış uzayda da aynı sonucu verir. Einstein'ın kullandığı denklik ilkesi bu. Bu son ifade aslında tam olarak doğru değil. Sorun da dünyanın yuvarlak olması. Çekim kuvveti dünyanın merkezine doğru yöneldiği için bir noktadaki çekim ivmesiyle biraz ötedeki ivme birbirinden az da olsa farklı. Bu farklılıklar serbest düşen bir cismin üzerine gelgit kuvvetleri dediğimiz bir takım kuvvetler uygulanmasına neden oluyor. Serbest düşen büyükçe bir cismin düşüş ivmesi, cismin her noktasındaki çekim ivmesinin bir ortalamasıdır. Bu cisimle beraber düşen bir gözlemci, cismin değişik noktalardaki ivmelerle düşüş ivmesi arasındaki fark nedeniyle bu noktalara küçük kuvvetler etkidiğini düşünür. İşte bunlara gelgit kuvvetleri diyoruz. Gelgit kuvvetleri cismi düşey doğrultu boyunca gererek yatay düzden boyunca sıkıştırır. Denizlerdeki gelgit hareketi de ayın çekimi altında hareket eden dünyaya etkiyen bu kuvvetler nedeniyle oluşuyor. Gelgit kuvvetleri düşen asansörde çok küçük. Fakat ne kadar küçük olurlarsa olsunlar çok hassas aletlerle asansördeki gözlemci bu kuvvetleri belirleyebilir ve düşen bir asansörde olduğunu anlayabilir. Einstein bu sorunun üstesinden gelmek için ilkenin yerel olarak algılanması ve asansörün boyutlarının yeteri kadar küçük seçilmesi gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla bu etki görmezden geliniyor. Çünkü sorun dünyanın yuvarlaklığı, kütle çekiminin doğası değil. Aynı ilke farklı bir şekilde de ifade edilebilir. Uzayda gök cisimlerinden çok uzakta bir yerde sabit bir ivmeyle hızlanan bir roket düşünün. Böyle bir roketin içinde bir cismi serbest bırakırsanız, cisim bundan sonraki hareketini sabit hızla sürdürür. Fakat roket gittikçe hızlanmakta olduğundan, cisim rokete göre daha geride kalır ve en sonunda tabana çarpar. Eğer bu tip hareketler roket referans alınarak incelenirse, o zaman serbest bırakılan bütün cisimlerin Şekilleri ve kimyasal yapıları ne olursa olsun aynı ivmeyle hızlanarak tabana çarptığı görülür. Bir çekiç ve tüy aynı anda serbest bırakılırsa bunlar tabana aynı anda ulaşır. Ayrıca cisimlerin tabana dayandığını, bir tartı üzerine yerleştirilen cisimlerin tartının ibresini harekete geçirdiğini, dolayısıyla tartının bir ağırlık ölçtüğünü ve bunun cismin kütlesiyle orantılı olduğunu da söyleyebiliriz. Kısacası Yeryüzünde yer çekimi nedeniyle karşılaştığımız her şey burada da geçerli. Dolayısıyla denklik ilkesini şu şekilde de ifade edebiliriz. Roketteki bir gözlemci ne yaparsa yapsın, uzayda sabit ivmeyle hızlanan bir rokette mi yoksa bir gezegen üzerinde mi olduğunu anlayamaz. Eğer kütle çekim kuvvetinin değişik olaylarda olası etkilerini anlamak istiyorsak bu ilke yardımıyla o olayın ivmelenen rokette nasıl gelişeceğini belirlememiz yeterli. Bu tip örneklere geçmeden önce, özel göreliliğin varsayımlarının hala geçerli olduğunu hatırlatalım. Örneğin, belli bir deneyi başlattığımız anda, roketin hızının ne olduğu önemli değil. Rahatlıkla roketin ilk anda duruyor olduğunu varsayabiliriz. Şimdi denklik ilkesinden elde edilen ve genel görelilik kuramını daha iyi kavramamıza yardımcı olacak bazı sonuçlara bakalım. İlk sorumuz şu. Yeryüzünde serbest bırakılan her cisim düşer. Peki ışık da düşer mi? Soruyu somutlaştırmak için yere paralel doğrultuda bir ışık atımı gönderildiğini düşünelim. Bu atım bir doğru boyunca mı yol alır yoksa yolundan saparak yere doğru mu yaklaşır? Hangi cevabın doğru olduğunu anlamak için aynı süreci ivmelenen roketle inceleyelim. Roket ilk anda duruyor olsun ve bu anda Sol duvardan yere paralel bir ışık atımı gönderilsin. Işık karşı duvara ulaşana kadar oda yukarıya doğru bir miktar yol alır. Bu nedenle ışık daha alt düzeyde bir noktaya çarpar. Dolayısıyla rokete göre ışık atımı yolundan saparak zemine doğru yaklaşır. Denklik ilkesi gereği aynı cevap yeryüzünde de geçerli. Sonuç olarak kütle çekim etkisi altında ışık da yolundan sapar. Yani yer çekimi ışığı da çekiyor. Ne yazık ki bu sadece niteliksel bir sonuç. Denklik ilkesi ışığın tam olarak ne kadar aşağıya saptığını belirlemek için kendi başına yeterli değil. Bu türden nicel sonuçlar için kütle çekiminin uzayı ve zamanı tam olarak nasıl etkilediğini belirlemek, yani tüm genel görelilik kuramını kullanmak gerekir. Ama amacımız sadece nitel sonucu, yani ışığın aşağı doğru saptığını anlamaksa denklik ilkesine güvenebiliriz. Işık o kadar hızlı yol alıyor ki, dünyanın çekim etkisi altında yolundan sapması fark edilemeyecek kadar küçük. Sapma ancak güneş gibi büyük kütleli gök cisimleri için ölçülebilir değerlere ulaşıyor. Güneş için bile sapma açısı bir derecenin iki binde biri kadar. Küçük bir açı ama hassas aletlerle rahatlıkla ölçülebilir. İngiliz astrofizikçi Sir Arthur Eddington, Einstein'ın bu öngörüsünü sınamak, ve diğer yıldızlardan gelen ışığın güneşin yakınından geçerken ne kadar saptığını ölçmek için 1919 yılındaki güneş tutulmasını bir fırsat olarak kullandı. Yapılan ölçümler kabaca da olsa bu öngörüyü destekliyordu. İşte Einstein'ı bir anda dünya çapında popüler ününe kavuşturan şey bu sonucun açıklanması oldu. Bugün yapılan modern ölçümlerde sapmayı belirlemek için güneş tutulmasını beklemeye gerek yok. Yüksek çözünürlüklü radyo antenleri, kuasarlardan gelen radyo dalgalarının Güneş'in yakınından geçerken görelik kuramına uygun şekilde saptığını tespit edebiliyor. Işığın kütle çekimi tarafından yolundan saptırılması, büyük gök cisimlerinin bir kütle çekimsel mercek gibi davranmasına yol açıyor. Örneğin, çok uzaktaki gök cisimlerinden kaynaklanan ışık, büyük galaksi gruplarının yakınından geçerken aynı türden sapmaya uğruyor. Bazı durumlarda aynı kaynaktan ayrılan iki veya daha fazla ışık demetinin yolu dünyada kesişiyor. Bu durumda aynı kaynağın çok sayıda görüntüsü oluşuyor. Kütle çekimsel mercekler tarafından birden fazla görüntüsü oluşturulduğu bilinen çok sayıda gök cismi var. Bazı ender durumlarda kaynak merceğin tam arkasına denk geldiği için halka şeklinde bir görüntüsü ortaya çıkıyor. Bu tip örnekler görelilik kuramını sınamakta kullanılamıyor ama ışığın sapma açısını ölçerek mercek etkisini yaratan cisimlerin kütlelerini belirlemek mümkün. Örneğin, galaksilerin kütlesinin çoğunun karanlık madde tarafından oluşturulduğu bu yöntemle anlaşılıyor. Yatay yönde yol alan ışığın yer çekimi etkisiyle yolundan saptığını biliyoruz. Peki ya yere dik, düşey yönde yol alan ışığa ne olur? Denklik ilkesi bize bu durumda da ışığın renginin değişeceğini söylüyor. Fakat önce bu sonuca ulaşmamızı sağlayan Doppler etkisinden bahsedelim. Bir dalganın frekansının o dalgayı üreten kaynak ve algılayan cismin hızlarına bağımlı olmasına Doppler etkisi deniyor. Belli bir frekansta dalga üreten bir kaynak bize doğru yaklaşıyorsa dalganın frekansının artmış olduğunu, yani dalga boyunun azaldığını gözlemleriz. Tersine, eğer kaynak bizden uzaklaşıyorsa bu defa frekansının azaldığını görürüz bir otoyolun kenarında duyduğumuz araç sesleri Doppler etkisinin tipik bir örneği. İnce seslerin yüksek frekanslı olduğunu hatırlayın. Bir araç bize yaklaşırken daha tiz, yanımızdan geçip uzaklaşmaya başladığında da daha tok bir ses duyarız. Işık da bir elektromanyetik dalga. Görünür ışık için mavi renk en yüksek, kırmızı renkte en düşük frekansa sahip. Bu nedenle bizden uzaklaşan cisimlerden kaynaklanan ışığın rengi kırmızıya kayar. Tam tersine kaynak bize yaklaşıyorsa bu defa rengi maviye kayar. Işık hızı çok büyük olduğu için gündelik hayatımızda bu türden renk kaymalarını fark edemiyoruz. Görelilik ilkesi gereği ışıktaki Doppler etkisi sadece bizim kaynağa göre hızımıza bağlı. Yani bizim durduğumuz ve kaynağın bizden uzaklaştığı durumda ne kadar kızıla kayma oluyorsa aynı miktar kayma kaynağın durduğu ve bizim yaklaştığımız durumda da elde ediliyor. Şimdi, yerden yukarı doğru yol alan ışığın renginin neden kızıla kayması gerektiğini görmek için aynı sürece ivmelenen rokette bakalım. En başta roket durağan. Bu anda roketin zemininden belli bir frekansta, yani belli bir renkte ışık çıksın. Işık tavana ulaştığında roket yukarı doğru bir miktar hızlanmış olacaktır. Bu ışık en başta duran bir kaynaktan çıktı. Ama yolunun sonunda bu kaynağa göre uzaklaşan bir noktaya ulaştı. Yani kaynak durağın ama gözlemci hareket etmekte. Bu nedenle tavandaki bir gözlemci ışığı algıladığında renginin bir miktar kızıla kaydığını görür. Aynı sürece rokete göre bakarsak ışık yukarı doğru çıktıkça renginin sürekli olarak kızıla kaydığını görürüz. Doğal olarak aynı sonuç yer çekimi söz konusu olduğunda da geçerli. Bu etkiye kütle çekimsel kızıla kayma deniyor. Eğer ışık ters yönde, yani aşağı gidiyorsa bu defa renk maviye kayar. Işığın renginde meydana gelen bu değişiklik doğal olarak dünya üzerinde oldukça küçük. Yeryüzünden kaynaklanan ışık sonsuza kadar gitse bile frekansı ancak milyarda bir oranında düşüyor. Güneşin yüzeyinden kaynaklanan ışığın frekansı da ancak 500 binde bir oranında. Buna rağmen genel görelilik kuramının bu öngörüsü deneysel olarak sınanabilmiş, hem de yeryüzünde. 1960 başlarında Harvard Üniversitesi'ndeki bazı fizikçiler, 20 metre yükseklik boyunca hareket eden bir ışığın oldukça küçük bir oranda, katrilyonda bir oranında kızıla kaymaya uğradığını ve bunun kuramla uyumlu olduğunu belirledi. Kütle çekimsel kızıla kayma, bir apartmanın üst katlarındaki saatlerin, alt kattakilerine oranla daha hızlı işlediğini de söylüyor. Nasıl olduğunu anlatmak için biraz abartılı bir örnek vereceğiz. Müteahhitlerimizin çok büyük kütleli bir gök cisminde iki katlı bir ev yapmayı becerdiğini varsayalım. Buradaki çekim etkisi o kadar büyük olsun ki, alt katta üretilen ışık üst kata ulaştığında frekansı tam yarıya düşsün. Alt katta da frekansı 1 hertz olan ışık üretelim. Yani bir saniyede ışık dalgasının bir tepesi gönderilsin. Bunun görülebilir ışık olmadığı açık ama sonuç için bu o kadar önemli değil. Işık üst kata ulaştığında frekansı yarım hertz olacak. Yani altta saniyede bir tepe üretiyoruz ama üst katta iki saniyede bir tepe sayılıyor. Bir başka deyişle ardışık iki dalga tepesi arasında geçen süre alt katta bir saniyeyken üst katta iki saniye olarak ölçülüyor. Bu nedenle üst kattaki saatler iki kat daha hızlı çalışıyor olmalı. Genel kural olarak kütle çekimsel alan altında daha yukarıda olan saatler aşağıdakilere oranda daha hızlı işler. Özel görelilik kuramında karşılaştığımız durumlarda olduğu gibi burada da saatlerin hangi türde oldukları fiziksel, kimyasal, biyolojik hiç önemli değil. Bütün olası saat türleri geçen zamanın aynı oranda farklı olduğunu gösterecektir. Örneğin eğer ikiz kardeşler doğduklarında bu iki kata yerleşmişler ve buralardan hiç ayrılmamışlarsa, alttaki ikiz 30 yaşına ulaştığında üstteki kardeş 60. yaşını kutluyor olacak. Üsttekinin çabuk yaşlandığı için üzülmenize gerek yok. Çünkü zamanın hızlı aktığını fark etmez. Yaşadığı 60 yılın her saniyesini hak ettiği şekilde yaşar. Özel görevlilik kuramındaki zaman genleşmesi etkisinin aksine buradaki etki gözlemciye bağlı değil. Yani iki ikiz kardeş dahil olmak üzere bütün gözlemcilere göre üst kattaki saatler daha çabuk ilerler. Eğer işlerinizi yaparken yeterli zamanınızın olmamasından şikayet ediyorsanız, o zaman bir apartmanın en üst katına taşınmanın size diğerlerinden biraz daha zaman kazandıracağı açık gibi görünüyor. Ama çabuk heveslenmeyin. Çünkü dünya üzerinde bu şekilde kazanabileceğiniz zaman fark edemeyeceğiniz kadar küçük. Örneğin 10 metre yükseklikte yaşıyorsanız yerdekilere göre bir yılda kazanacağınız zaman, saniyenin 30 milyonda biri kadar. Dünyanın en derin yeri olan merkezinde bile zaman, sadece milyarda iki oranında daha yavaş. Bu nedenle dünyanın 4,5 milyar yıllık ömrü boyunca merkez, yüzeyle karşılaştırıldığında bir buçuk yıl daha genç kalmış. Genel Görelilik kuramının, zamanın konusundaki bu öngörüsü de yeryüzünde değişik deneylerle tespit edilmiş. Örneğin, Senkronize edildikten sonra bir jet uçağına bindirilip dolaştırılan atomik saatlerin yerdekilere oranla ne kadar farklı işlediği ölçülebiliyor. Bu durumda iki farklı etki söz konusu. Birincisi özel görelilik etkisi. Uçak bize göre hareket ettiği için içindeki saat bize göre daha yavaş işler. İkincisi de genel görelilikten kaynaklanan etki. Uçak daha yüksekte olduğu için içindeki saatler daha hızlı işler yapılan deneylerde ikinci etki daha ağır basıyor. Elde edilen sonuçlar, özel ve genel görelilik kuramlarının beraber öngördüğü değerlerle uyumlu. Bunun dışında, küresel yer belirleme sisteminin önemli bir parçası olan GPS uydularında da her iki kuramın öngördüğü etkiler önemli rol oynamakta. Bu sistemin doğru çalışması için uydulardaki saatlerin sürekli olarak ayarlanması gerekiyor. Kısacası, görelilik kuramları basit deneysel sınamaları geçerek teknolojik bir uygulama alanı bulmuş bile. Işığın kütle çekim alanı altındaki davranışı da, kısmen bu bahsettiğimiz zaman genleşmesinin bir sonucu. Yukarı doğru giden ışığın kızıla kayması, yani frekansının düşmesi, sadece yukarıdaki zamanın daha hızlı işlemesinden kaynaklanıyor. Yatay giden ışığın yolundan sapması da, zaman genleşmesiyle açıklanabilir. Işık bir elektromanyetik dalga olduğu için, uzayda bir hacim kaplar. Dolayısıyla ışığın yer aldığı hacmin, Yer çekimine göre daha yukarıda ve daha aşağıda olan kısımları var. Zaman genleşmesi nedeniyle daha yukarıdaki noktalarda frekans daha düşük, yani dalga boyu daha büyük olmalı. Dalga boyundaki konuma bağlı bu farklılık kaçınılmaz olarak dalganın aşağı doğru yön değiştirmesine yol açıyor. Işığın sapması için verdiğimiz bu son açıklama genel görelilik kuramının özüne daha uygun. Bu sapmayı eskiden alışık olduğumuz şekilde yani dünyanın ışığı çeken bir kuvvet uyguladığını söyleyerek de açıklayabiliriz. Ama genel görelilik kuramında daha çok tercih edilen başka bir açıklama var. Dünyanın aslında başka cisimlere herhangi bir kuvvet uyguladığı yok. Dünya sadece çevresindeki uzay ve zamanı, bunların geometrisini değiştiriyor. Işık bu bölgede bilinen şekilde yayılıyor ama geometrik zorunluluklardan dolayı yere doğru sapıyor. Denklem ilkesinin bize söylediği şu: Dünya içinde bulunduğumuz uzay zamanı değiştirerek sanki uzayda ivmelenerek yol alan bir roketteymişiz gibi bir etki yaratıyor. Bu basit bir etki değil. Çünkü söz konusu değişim her yerde farklı. Örneğin yukarı doğru gittikçe çekim ivmesi azalmakta. Bu nedenle basit bir ivmelenen roket modeliyle Dünya'nın çekim etkisini tam anlamıyla betimlemek mümkün değil. Yapılması gereken şey Dünya'nın uzay zamanının geometrisini tam olarak nasıl değiştirdiğini bulmak. Einstein, denklik ilkesini öne sürdüğü 1907 yılından itibaren uzun süre bu problem üzerinde uğraştı. Çok sayıda hatalı başlangıcın ardından en sonunda 1915 yılında tam bir kuram elde etmeyi başardı. Bu süreç içinde çok sayıda bilim insanı da aynı amaç için uğraşıyordu. Önemli bir tarihsel not olarak bunların arasında ünlü matematikçi David Hilbert'ın da olduğunu Einstein'la neredeyse aynı anda genel görelilik kuramının denklemlerini elde ettiğini belirtelim. Genel görelilik kuramı doğrudan denklik ilkesinden türetilemez. Einstein'ın kuramından daha farklı ama aynı denklik ilkesiyle uyumlu başka görelilik kuramları da var. Bunlar farklı kuramlar ama hepsi dünya, güneş gibi görece düşük kütleli gök cisimlerinin yarattığı etkiler için benzer öngörülerde bulunuyor. Dolayısıyla Bugün elimizde olan imkanlarla bunlardan hangilerinin yanlış olduğunu anlayamıyoruz. Ama genel görelilik denilince çoğu kez Einstein'ın kuramı anlaşılıyor. Kuram kabaca şunu söylüyor: Her cisim içinde bulunduğu uzay zamanı değiştirerek eğrilmesine neden olur. Bu değişim cisim etrafında oldukça güçlüdür ama zayıflayarak uzaklara da erişir. Yer çekiminin zamanı nasıl değiştirdiğini daha önce görmüştük benzer bir etki de uzay için söz konusu. Bu durumda bildiğiniz birçok geometrik kural geçerliliğini kaybediyor. Örneğin, bir kütlenin yarı çapıyla yüzey alanı arasındaki bağlantıyı ele alalım. Yer çekimi nedeniyle, dünyanın toplam yüzey alanı, gerçek yarıçapından bulacağınız değere göre 300 milyonda bir oranında daha küçük. Bu yaklaşık 2 milyon metrekareye denk geliyor. Bu türden sonuçlarla düz olmayan eğri geometrilerde çok sık karşılaşılıyor. Örneğin, bir kütlenin yüzeyinde yaşayan iki boyutlu canlılar düşünün. Bunlar bu yüzeyden dışarı çıkamadıkları için doğal olarak uzunlukları bu yüzey üzerinde çizdikleri çizgileri ölçerek bulunur. Bunlar için bir doğru, iki noktayı birleştiren en kısa çizgidir. Bu uzaydaki doğrular, boylamlar ve ekvator gibi küreyi eşit iki parçaya bölen dairelere karşılık geliyor. Bu canlılar daireyi de benzer şekilde tanımlar. Yani seçilen bir noktaya eşit uzaklıkta olan noktalar olarak. Bu dairelerin çevre ve alanlarını, düzlemde geçerli olan bildiğimiz formüllerle hesaplayamayız. Ölçülen uzunluk ve alanlar, bu formüllerin söylediğinden daha küçük çıkar. Tam tersi özelliğe sahip uzaylar da var. Örneğin, eğer şeklinde bir uzayda, seçilen bir merkezden uzaklaştığınızda, düz bir uzayda beklediğinizden daha büyük bir alanda karşılaşırsınız. Kütle çekiminin etkisi nedeniyle cisimler, çevrelerindeki uzayın ve zamanın, kısaca uzay zamanın eğrilmesine neden oluyor. Yani düz geometriden sapıyoruz. Dolayısıyla hareket eden diğer cisimler kaçınılmaz olarak bu eğrilikten etkilenir. Eğer uzay zaman tamamen düz olsaydı, üzerine hiçbir kuvvet etkimeyen cisimler veya ışık düz bir doğru boyunca hareket ederdi. Aynı şey eğri bir uzay zaman içinde geçerli. Üzerine hiçbir kuvvet etkimeyen cisimler veya ışık Burada da bir doğru boyunca yani mümkün olan en kısa yolu izleyerek hareket eder. Eğrilikten dolayı bu yollar artık daha değişik. Hatırda tutulması gereken önemli bir ayrıntı, görelilik kuramının dört boyutlu uzay zamanın geometrisiyle ilgisi olması. Uzay zamanda noktalara olay diyoruz. Olay kısaca belli bir yer, yani uzayda bir nokta ve belli bir zamana karşılık geliyor. Uzay zamandaki bir doğru da iki olayı birleştiren en kısa yol. Bu nedenle yanda gördüğünüz resim zamanı hesaba katmayarak sadece uzayın eğrilmesini gösterdiği için bahsettiğimiz konuyu tam olarak yansıtmıyor. Bu resimleri sadece kötü bir model olarak düşünüp fazla ciddiye almamak gerekir. Yine aynı farklılıktan dolayı uzay zamandaki doğrular yani en kısa yollar sadece uzayda çizildiğinde açıkça eğri olarak görünür. Dolayısıyla yeryüzünde ışığın veya düşen cisimlerin çizdikleri yollar aslında uzay zamandaki en kısa yolların uzaya iz düşümleri. Aslında bu cisimlere dünyanın bir kuvvet uyguladığı yok. Bunlar serbest hareket ediyor. Ama dünya bunların içinde bulunduğu uzay zamanı değiştirdiği için zorunlu olarak eğri bir yol izliyorlar. İşte genel görelilik kuramında kütle çekimini bu şekilde açıklıyoruz. Cisimler birbirine doğrudan herhangi bir kuvvet uygulayamıyor sadece çevrelerindeki uzay zamanı değiştiriyor ve bu eğrilmiş uzay zamanda değişik bir hareket sergiliyorlar. Sonuç olarak uzay zaman aracılığıyla cisimlerin dolaylı bir etkileşmesi ortaya çıkıyor. Aracı ortamı fark edemediğimiz için de biz, sanki bunlar birbirlerini çekiyormuş gibi bir izlenim ediniriz. Işığın yer çekimi altında yolundan sapması da aynı nedenden uzay zamanın eğriliğinden. Bu sapmanın ışıkla ışığın fiziksel yapısıyla hiçbir ilgisi yok. Işık hızında giden bütün kütlesiz parçacıklar yine aynı yolu izleyerek yollarından sapar. Son olarak uzay zamandaki eğriliğin sadece cisimlerin kütlesine bağlı olmadığını, bunların hareketine de bağımlı olduğunu belirtelim. Dönen bir dünya ile duran bir dünya uzay zamanı farklı bir şekilde eğer. Aynı nedenle ışık da uzay zamanı eğer. Dünyanın yakınından ışık geçtiğinde Dünya bundan etkilenir ve yolundan ışığa doğru sapar. İki ışık atımı da aynı yolla etkileşebilir. Genel görelilik kuramında uzay zaman artık pasif bir ortam değil. Aktif bir şekilde fiziksel olaylara katkı yapıyor ve bunlardan etkileniyor. Bunun dışında uzay zamandaki eğrilmenin bir enerji taşıdığını, bu enerjinin kütle çekim dalgalarıyla çok uzaklara iletildiğini de söyleyebiliyoruz. Büyük bir cisim hareket ettiğinde bunun çevresinde meydana gelen eğrilik de zamanla değişir. İşte eğrilikteki bu değişimler dalgalar halinde uzaya yayılır. Bu dalgalara kütle çekim dalgaları diyoruz. Genel görelilik kuramı bu dalgaların ışık hızıyla yayılacağını söylüyor. Girişte bahsettiğimiz Newton'un kütle çekim yasasındaki zaman sorunu da bu şekilde çözülmüş oluyor. Eğer iki cisimden birinde bir değişim oluyorsa bu cismin uzay zamanda meydana getirdiği eğrilme her yerde anında değişmez. Değişim, kütle çekim dalgaları aracılığıyla ışık hızında yayılır. Bu dalgalar, diğer cisme erişinceye kadar diğer cisim değişimden etkilenmez. Kütle çekim dalgalarının var olduğunu dolaylı yollardan gösteren deneyler de var. Birbiri etrafında dönen bir atarca ile normal bir yıldızı, 1974 yılından itibaren incelemeye başlayan Princeton Üniversitesi'nden Hals ve Taylor, çiftin dönme periyodunun zamanla uzadığını fark ettiler. Daha sonra bunun nedeninin çiftin yoğun olarak kütle çekim dalgaları yayınlaması ve böylece enerji kaybetmesi olduğunu anladılar. Bu da çiftin hareketinin yavaşlamasına neden oluyordu. Görelilik kuramının diğerlerinden çok farklı bu öngörüsünü dolaylı bir yoldan da olsa destekleyen çalışmalarından dolayı Hals ve Taylor'a 1993 yılında Nobel ödülü verildi. Bugün birçok araştırmacı bu dalgaları doğrudan gözlemlemek için çalışmalar yapıyor ama henüz herhangi bir somut sonuç yok. Genel görelilik kuramı Newton'ın kütle çekim yasasını da değiştiriyor. Yasadaki bu değişiklik güneş sistemindeki görece düşük kütleli gök cisimleri için oldukça küçük düzeltmeler öngörüyor. Çok küçük olmasına rağmen Merkür gezegeninin yörüngesinde bu etkiler tespit edilebilmiş. Newton'un kütle çekim yasasına göre bütün gezegenler elips şeklinde periyodik bir yörünge izlemeli. Dolayısıyla gezegen ilk anda belli bir noktadan geçtiğinde Güneş etrafında bir tur attıktan sonra tam olarak aynı noktaya geri dönmeli. Ama genel görelilik kuramı bunun tam olarak gerçekleşmeyeceğini, gezegenin bir tur attıktan sonra biraz daha ileride bir noktaya ulaşacağını söylüyor. Dolayısıyla gezegenin çizdiği yörünge kapalı bir elips değil. Bir başka deyişle de, yörünge yavaşça ileri doğru dönmekte. Merkür'ün yörüngesindeki bu türden sapmalar, görelilik kuramının geliştirilmesinden 50 yıl kadar önce fark edilmiş. Ölçülen sapmanın büyük bir kısmı başka nedenlere bağlı olarak açıklanabiliyor. Ama bu şekilde açıklanamayan, zamanında büyük bir sorun olarak görülen önemli bir kısmı daha var. Einstein, söz konusu kısmın da genel görelilik kuramının Newton'un yasasına getirdiği düzeltmelerden kaynaklandığını gösteriyor. Bu, kuramın önemli başarılarından biri. Karadelikler, Einstein'ın genel görelilik kuramının garip öngörülerinden biri. Eğer büyük kütleli bir gök cismi, yeteri kadar küçük bir hacim içine sıkıştırılırsa, kara deliğe dönüşerek uzay zamanda çok ilginç değişimlere neden olur. Bu değişimler o kadar güçlüdür ki, cisme yeteri kadar yaklaşan hiçbir şey ama hiçbir şey bir daha geri dönemez. Bir cismin kara delik olması için sıkışması gereken hacim oldukça düşük. Örneğin güneş tüm kütlesini koruyarak yarı çapı 3 kilometre olan bir küreye sıkışırsa kara deliğe dönüşür. Schwarzschild yarı çapı olarak adlandırılan bu kritik değer kütle ile doğru orantılı. Yani güneşin iki katı kütleye sahip bir cismin kara deliğe dönüşebilmesi için yarı çapının 6 kilometreden küçük olması gerekiyor. Bu kadar büyük bir cismin tüm kütlesinin bu kadar küçük bir hacme sıkışabilmesi mümkün. Örneğin, yeteri kadar büyük bir yıldız tüm yakıtını tükettiğinde, kendi yarattığı kütle çekiminin etkisine artık karşı koyamaz ve içine çöker. Bu çökme, yıldızın önemli bir kısmının çok küçük bir hacme sıkışmasına neden olur. Çökme, ve buna bağlı olarak meydana gelen yıldız patlaması sonucunda bir nötron yıldızı oluşabilir. Nötron yıldızlarının tipik olarak 10 ila 20 kilometre mertebesinde yarıçapları ve Güneş'inkinden biraz daha büyük kütleleri var. Yani neredeyse kara delik olacak derecede yoğunlar. Bunların yarattığı kütle çekiminin etkileri doğal olarak oldukça güçlü ama hiçbir şekilde kara deliklerle karşılaştırılamaz. Eğer patlayan yıldız yeteri kadar büyükse Çökmenin yol açtığı sıkışma doğrudan bir kara deliğin oluşmasına neden olur. Bir kara deliği çevreleyen Schwarzschild yarıçapına sahip kütlenin yüzeyine biraz sonra açıklayacağımız nedenlerle olay ufku deniyor. Bu ufuktan geçerek içeri giren hiçbir şeyden artık bir daha haber alınamaz. Işık bile buradan dışarı çıkamaz. Bu cisimlere kara delik denmesinin nedeni de bu. Ama olay ufkunun dışında da Kara deliklerin ne kadar büyük bir çekim etkisi uyguladıklarını rahatlıkla görmek mümkün. Örneğin, daha önce gördüğümüz zaman genleşmesi etkisi olay ufkunun hemen dışında olası en yüksek seviyeye ulaşır. Eğer çok sağlam bir zincirin değişik yerlerine saatler yerleştirip kara deliğe doğru sarkıtırsak, ufkun daha yakınında olan saatlerin daha yavaş işlediğini görürüz. Bu bildiğimiz kütle çekimsel zaman genleşmesi etkisi. Ama burada ufka daha çok yaklaşarak saatin yavaşlama oranının olası en uç dereceye, sıfıra yaklaştığını görüyoruz. Eğer zincirin ucunu kopma olmadan ufka değdirmek mümkün olsaydı, bu uçtaki saatin durması ve zamanın hiç geçmediğini göstermesi gerekirdi. Kütle çekimsel zaman genleşmesiyle doğrudan ilgili olarak kızıla kaymada ufkun hemen üstünde en yüksek seviyeye ulaşıyor. Ufkun yakınlarında ortaya çıkıp, kütle çekime ters yönde, yukarı doğru yol alan ışık, sonsuza ulaştığında çok büyük bir oranda kızıla kaymaya uğruyor. Örneğin, ışığın ortaya çıktığı nokta, ufkun, Schwarzschild yarıçapının üçte biri kadar üstündeyse, ışık sonsuza eriştiğinde dalga boyu iki kat artıyor. Eğer ışık daha da aşağıda ortaya çıkmışsa, kızıla kayma oranı daha büyük. Dolayısıyla, çıkış noktası ufka yaklaştıkça kızıla kayma oranı sonsuza gidiyor. Eğer ışık tam olarak olay ufkunda ortaya çıksaydı, bu durumda değil sonsuza gitmesi, yukarıdaki herhangi bir noktaya erişebilmesi için bile tam sonsuz oranında kızıla kayması gerekirdi. Kızıla kaymanın sonsuz olması, bize bu noktadan kaynaklanan ışığın hiçbir şekilde yukarı çıkamayacağını, yani olay ufkunun geri dönüşün mümkün olmadığı bir yer olduğunu gösteriyor. Işığın yolundan sapması etkisi de kara deliklerde çok aşırı. Ufkun yakınından geçen ışık, delik etrafında bir tur atarak başlangıç noktasına geri dönebilir. Hatta daha da yakından geçerse birkaç tur bile atabilir. Dolayısıyla bir kara deliğe baktığımızda arka plandaki cisimlerin birden fazla halka üzerinde görüntülerini görebiliriz. En dıştaki ilk halka, kara delik yanından geçen ışığın tur atmadan yaptığı normal sapmasından oluşur. Onun içindeki halka da delik etrafında bir tur attıktan sonra bize gelen ışık tarafından. Hatta kendi görüntümüzden de birkaç tane görürüz. Fakat Einstein halkaları denen bu görüntüler o kadar ince ki bizde pek aynaya baktığımız hissini uyandırmaz. Işığın aşırı derecede saptığını gösteren bir başka örnekte şu. Eğer ışık ufkun yarım Schwarzschild yarıçapı kadar üzerindeki bir noktadan yatay yönde ortaya çıkmışsa o zaman dairesel bir yol izleyerek delik çevresinde sonsuza kadar dolanır. Yani bir anlamda kara delik ışığı uydu gibi yörüngede tutabilecek derecede güçlü bir çekim uyguluyor. Kısacası kara deliklerin çekim etkisinin ne kadar güçlü olduğuna olay ufkunun dışında tanık oluyoruz. Çünkü kütle çekiminin daha önce bahsettiğimiz bütün etkilerini burada olası en yüksek seviyede görmek mümkün. Peki Kara delikler dışarıda bu kadar güçlü değişimler yapıyorsa, o zaman olay ufkunun içinde neler yapıyor? Genel görelilik kuramı bize olay ufkunun içinde hiç alışık olmadığımız garip bir değişimin olduğunu söylüyor. Kara delik uzay zamanı öyle değiştiriyor ki, artık içeride zamanla uzayın bir boyutu merkeze doğru giden yol yer değiştiriyor. Artık uzay ve zamanı ayrı ayrı değil, tek bir çatı altında düşündüğümüz için genel görelilik kuramında böyle bir şeyle karşılaşılması aslında normal. Fakat alışık olmadığımız bir şey olduğu için bunun tam olarak kavranması pek kolay değil. Kısaca ifade edersek, olay ufkunun içine giren biri için artık zamanın geçmesi demek, merkeze doğru yol almak demek. Bu kişi için merkez zamanın bittiği yerdir yani yapılmamış işlerini erteleyebileceği en son nokta. Merkeze ulaştığınızda zaman da biter. Sonuç olarak olay ufkunun içine girdiğinizde merkeze gitmek zorundasınız. Nasıl çarşambadan sonra perşembenin geleceği kesinse, burada da aynı nedenden dolayı merkeze ulaşacağınız kesin. Nasıl geçmişe gitmemiz mümkün değilse, burada da zamanı tersine çevirip ufka doğru gitmemiz mümkün değil. Madem ufkun içinde gelecek merkeze doğru, o halde burada meydana gelen bir olay, ufkun dışında bir değişim meydana getiremez. Yani ufkun içindeki bir olay neden, dışındaki bir başka olayda sonuç olacak şekilde bir neden-sonuç ilişkisi kurulamaz. Bu, içeriden dışarı mesaj iletilemez demekle aynı şey. Dolayısıyla kara deliğin yüzeyi uzay zamanda, aralarında neden-sonuç ilişkisi kuramayacağımız iki tür olayı birbirinden ayıran bir sınır görevi görüyor. Bu yüzeye olay ufku denmesinin nedeni bu. İçeriden dışarı hiçbir mesaj çıkamayacağı için içeride üretilen bir ışık ya da başka herhangi bir şey de dışarı çıkamaz. Bunun nedenini kara deliğin muazzam çekim kuvvetine bağlamak mümkün. Yani o kadar güçlü bir çekim var ki hiçbir şey bu çekime karşı koyup buna ters yönde ilerleyemiyor. Ama Genel görelilik kuramında bu tür açıklamaları kuvvet kavramına başvurmadan yapma eğilimindeyiz. Özetle, burada kütle çekim o kadar güçlü ki ufkun içinde geleceğin yönünü merkeze doğru çeviriyor. Hiçbir şey geçmişe gidemeyeceği için de bahsettiğimiz sonuç geçerli. Kara deliğin oluşmasına neden olan tüm kütle de tam merkezde toplanmalı. Çünkü olay ufkunun içindeki her şey için en son gelecek bu nokta. Merkez Genel görelilik kuramındaki matematiksel ifadelerde süreksiz bir noktaya karşılık geldiği için buraya tekillik deniyor. Tekilliğe erişen madde ve enerjiye ne olduğu sorusunun yanıtı pek kolay değil. Tekillik sıfır hacme sahip olduğundan burada yoğunluğun sonsuz olması gerekir. Ama kuantum kuramına göre hiçbir şey sıfır hacme sığdırılamaz. Dolayısıyla genel görelilik kuramı burada yetersiz kalıyor. Tekilliği açıklayabilmek için hem kuantum kuramını hem de genel göreliliği içeren daha geniş bir kuram kullanmak gerekiyor. Birçok bilim insanı böyle bir kuram üzerinde kafa yorsa da henüz tatmin edici herhangi bir sonuç yok. Son olarak bir kara deliğe düşerken neler olacağına bir bakalım. Farklı gözlemciler bu süreci doğal olarak farklı görür. Ali ile Berna'nın en başta kara delikten güvenli bir uzaklıktaki bir rokette bulunduğunu, motorların roketi bu konumda sabit tuttuğunu varsayalım. Sonra Ali aşağı atlasın. Önce süreci rokette duran Berna'nın gözüyle inceleyelim. Berna'ya göre Ali'nin saati daha yavaş işlemeye başlar. Çünkü Ali hem daha aşağıda hem de hareket etmekte. Ufka yaklaştıkça saat daha da çok yavaşlar. Bunun dışında Berna Ali'nin düşme hızının da ufka yaklaştıkça azaldığını görür. Bunun da nedeni kütle çekimsel zaman genleşmesi. Aslında Ali, ufkun çok yakınındaki bulunabilecek olası üçüncü bir gözlemciye göre çok hızlı hareket etmekte. Ama bu üçüncü gözlemcinin saatinin biraz ilerlediği bir süreç içinde Berna'nın saati çok daha çabuk değişir. Dolayısıyla Berna, kendi saatine göre Ali'nin çok yavaş hareket ettiğini görür. Üstelik Berna'ya göre Ali'nin ufka erişmesi sonsuz zaman alır. Yani hiçbir zaman ufku geçemez. Bu aslında bir tür göz yanılması. Temel olarak ufkun yakınlarından kaynaklanan ışığın yukarı çıkıp Berna'ya ulaşması çok uzun sürer. Işık ufka daha yakın bir yerden kaynaklanmışsa bu süre daha da uzar. Dolayısıyla Berna sonsuz süre boyunca rokette beklese bile Ali'den kaynaklanan ışıklar sürekli Berna'ya ulaşmaya devam eder. Elbette burada kütle çekimsel kızıla kaymanın etkilerini de hesaba katmak gerekiyor. Berna, Ali'den gelen ışığın renginin gittikçe daha kırmızıya kaydığını görür. Bu nedenle bir süre sonra bu ışık kızıl ötesi bölgeye kadar kayar ve artık insan gözüyle algılanamaz. Ali'ye göre ise düşme sonsuza kadar sürmez. Ali'nin saatinin Berna'nınkinden daha yavaş işlediğini, Ufka yaklaştıkça bu yavaşlamanın daha da arttığını hatırlayın. Dolayısıyla Ali kendi saatine bakarak ufka ne kadar zamanda eriştiğini ölçmeye kalktığında sonlu bir süre bulur. Eğer hala hayattaysa Ali ufku geçerken de herhangi bir gariplik sezmez ve yine sonlu bir süre içinde tekilliğe ulaşır. Ali için asıl sorun serbest düşen bir cismin üzerine etkiyen gelgit kuvvetleri Kara delik çok küçük bir çapa sahip olduğu için meydana getirdiği gelgit kuvvetleri de oldukça güçlü. Bu kuvvetler düşen cisimleri yatay doğrultularda sıkıştırarak düşey doğrultularda geriyor. Görece küçük kütleli kara delikler için ali ufka ulaşmadan çok daha önce gelgit kuvvetleri tarafından spagettiye benzetilir. Tekilliğe yaklaştıkça bu kuvvetler sonsuza kadar büyür. Dolayısıyla tekillik civarında atomlar bile bu kuvvetler tarafından parçalanır. Yani Ali'nin bu düşüşü sırasında tekillikte ne olduğunu anlaması hiçbir şekilde mümkün değil. 1. Dünya ayı çekiyorsa, ay neden bize yaklaşmıyor? Üzerine hiçbir kuvvet uygulanmayan cisimler, düz bir doğru boyunca sabit hızla hareket eder. Eğer dünya ayı kendine doğru çekmeseydi, o zaman ay da bir doğru boyunca hareket eder ve dünyadan tamamen uzaklaşırdı. Ay'ın dünya çevresinde bir yörünge izlemesinin tek nedeni bu çekim kuvveti. Kuvvet, ayın hareket yönünün sürekli değişmesine, bu yönün dünyaya doğru çevrilmesine neden oluyor. Bundan dolayı da ay bizden neredeyse aynı uzaklıkta kalmaya devam ediyor. Newton'un kütle çekim yasası ve hareket yasalarına göre sadece dünyanın çekim etkisi altında hareket eden bütün cisimler elips şeklinde bir yörünge izler. Ay da neredeyse daireye benzeyen, basıklığı çok az olan eliptik bir yörüngede hareket ediyor. Aynı nedenden dolayı, sürtünmenin etkileri ihmal edildiğinde yeryüzünde havaya fırlatılan herhangi bir cisim de eliptik bir yörünge izler. Bir elmayı yana doğru fırlattığımızda aslında elma böyle bir elipsin çok küçük bir kısmı üzerinde hareket ediyor. Dolayısıyla Newton'ın da zamanında üzerinde durduğu gibi elma ve ay aslında aynı hareketi yapıyor. Bu iki hareket arasındaki tek fark elmanın eninde sonunda yere çarpması. Ama ay yeryüzünden çok yüksekte ve dünyada yuvarlak. Bu nedenle ay hiçbir zaman yere çarpmıyor. Böylece düşme hareketini yani elmanın yaptığı hareketi sonsuza kadar devam ettiriyor. 2 Hawking ışıması nedir? 1974 yılında İngiliz fizikçi Stephen Hawking, bazı kuantum etkilerini dikkate alarak yaptığı kuramsal çalışmaya dayanarak, bütün kara deliklerin ışıma yapması gerektiği sonucunu çıkarmıştı. Kuantum kuramı ile kütle çekiminin, yani genel göreliğin bağdaştırılması, bugün çok büyük bir kuramsal problem olarak görülüyor. Yani, hem kuantum etkilerini, hem de genel göreliği içeren daha kapsamlı bir kurama ihtiyaç var. Fakat henüz ortada tam bir kuram yok. Hawking'in çalışması da bu alanda. Dolayısıyla böyle kapsamlı bir kuramın olası bir sonucu olarak Hawking ışıması kuramcılar için oldukça önemli. Buna karşın bazı bilim insanları kapsamlı bir kuramın yokluğunda Hawking'in yaptığı hesaba temkinli yaklaşılması gerektiğini söylüyor. Kuantum kuramına göre uzaydaki boşluk hiç de boş değil. Bomboş uzayda bile Karmaşık süreçler yaşanıyor. Parçacık ve karşıt parçacık çiftleri kendiliğinden beliriyor. Daha sonra bunlar çok kısa bir süre içinde yeniden birleşerek yok oluyor. Boşluk böyle yaratılma ve yok olma olaylarının sürekli yaşandığı dinamik bir ortam. Bu şekilde ortaya çıkan parçacık çiftlerinden birisi mutlaka negatif enerjiye, diğeri de pozitif enerjiye sahip olmalı. Burada negatif enerji ifadesi parçacığın olası en küçük enerjiden, sıfır enerjiden de daha düşük bir enerjiye sahip olduğunu belirtiyor. Böyle parçacıklar gerçekte var olamazlar ve uzayda serbestçe hareket edemezler. Fakat kuantum kuramı, sadece çok kısa bir süre için bir parçacığın bu derecede düşük enerjilere sahip olmasına izin veriyor. Böyle bir parçacık, kısa zamanda karşıt parçacığıyla birleşerek yok olmak zorunda. Sürekli devam eden ortaya çıkma, ve bunu takip eden yok olmalar nedeniyle biz bu parçacıkların varlığını tespit edemiyoruz ve uzayı boşmuş gibi görüyoruz. Parçacık ve karşıt parçacık çiftleri sadece kısa bir süre için ortaya çıkıyor ama zamanın göreliğinden dolayı bu süre kimilerine göre uzun gelebilir. Özellikle bir kara deliğin olay ufkunun yanı başındaki saatler oldukça yavaşladığı için burada çok kısa bir süreliğine meydana çıkan parçacıklar uzaktaki gözlemcilere göre çok daha uzun yaşar. Fakat bundan da önemlisi olay ufku çok yakında olduğu için bu parçacıklardan biri ufuktan içeriye girebilir. Eğer ufku geçen pozitif enerjili parçacıksa, o zaman negatif enerjili diğer parçacık dışarıda serbestçe dolaşamaz. Zorunlu olarak o da ufku geçer ve yok oluş süreci içeride yaşanır. Ama eğer bu çiftlerden negatif enerjiye sahip olanı olay ufkunu geçerek içeriye girerse o zaman bu parçacıktan artık bir daha haber alınamayacağı için bir yeniden yok oluş sürecinin gerekliliği de ortadan kalkar. Bu durumda pozitif enerjiye sahip diğer parçacık kara delikten uzaklaşarak Hawking ışımasını oluşturuyor. Elbette kütle çekimsel kızıla kayma nedeniyle parçacık kara delikten tamamen kurtulduğunda enerjisi de oldukça düşüyor. Bu ışıma çoğunlukla düşük frekanslı ışık ve nötrino yayınından oluşuyor. Elektron gibi büyük kütleli parçacıkların olay ufkunda ortaya çıkması, ortaya çıksa bile kara delikten tamamen kaçması olasılığı oldukça düşük. Işıma bir siyah cisim ışıması karakterine sahip. Üzerine düşen bütün ışığı soğuran cisimlere siyah cisim deniyor. Sabit bir sıcaklığa sahip bütün sıcak cisimler o sıcaklığa özgü belli bir ışıma yapar. Örneğin, köz haline gelmiş kömür böyle bir ışımanın iyi bir örneği. Kara deliklerde tıpkı böyle bir siyah cisim gibi belli bir sıcaklığa sahip ve bu sıcaklığa özgü ışık yayıyor. Fakat kara deliklerin sahip olduğu söz konusu sıcaklık son derece düşük. Örneğin, güneş kütlesinde bir kara deliğin sıcaklığı, mutlak sıfır noktasının ancak derecenin 17 milyonda biri kadar üstünde. Böyle bir durumda, kara deliğin yaptığı ışıma da radyo frekanslarında ve ölçülemeyecek kadar zayıf. Üstelik, Kara delik büyüdükçe bu sıcaklık ve dolayısıyla yapılan ışıma miktarı da düşüyor. Hawking ışımasında ufuktan içeri giren negatif enerjili parçacık, kara deliğin toplam enerjisinin azalmasına neden oluyor. Bu mekanizmayla kaybedilen enerji de dışarıda kalıp kara delikten kurtulmayı başaran pozitif enerjili diğer parçacık tarafından delikten uzaklaştırılıyor. Kütle ile enerjinin eş değerliğinden dolayı bu Işıma yaptıkça kara deliğin toplam kütlesinin azalması demek. Sonuç olarak da olay ufku geriliyor ve delik küçülüyor. Dışarıdan enerji soğurmayan kendi halinde bir kara deliğin bu ışımayla bütün enerjisini kaybetmesi ve bir gün tamamen ortadan kaybolması gerekiyor. Fakat yıldızların çökmesi sonucu oluşan kara deliklerin yaptığı ışıma miktarı o kadar az ki tamamen buharlaşıp yok olmaları için gereken süre oldukça uzun. Hatta bu süre evrenin bugünkü yaşıyla kıyaslanamayacak kadar büyük. Buna ek olarak böyle kara delikler diğer yıldızlardan gelen ışığı, hatta kozmik mikrodalga ışınımını soğurarak kaybettiklerinden daha fazla kütle kazanıyor. Nasıl daha büyük kara delikler daha az ışıma yapıyorsa, daha küçük olanları da daha fazla ışıma yapar. Kütlesi 1 kilogram kadar olan bir kara deliğin yaptığı ışıma o kadar fazla ki tüm enerjisini saniyenin katrilyonda birinden de kısa bir sürede kaybederek yok oluyor. Böyle bir kara deliğin yanında olmak istemezsiniz. Çünkü artık patlama dememiz gereken bu ışıma büyük bir nükleer bombanınkine eş değer bir yıkıma yol açar. Mini kara delik olarak adlandırılan bu kadar küçük kara deliklerin yıldız çökmesi sonucu oluşamayacakları açık. Fakat evrenimizin doğduğu büyük patlama sırasında yoğunluk ve bundaki oynamalar çok yüksekti. Bazı kuramlar bu koşullar altında mini kara deliklerin oluşmuş olabileceğini söylüyor ama henüz kesin bir şey yok. 3. Eğer elektron, kuark gibi temel parçacıklar noktasalsa bunlar neden kara delik olmuyor? Bu parçacıkların genellikle noktasal olduğunu düşünüyoruz ama bu bugünkü bilgilerimize dayanarak oluşturduğumuz bir model. Bu parçacıkların nasıl oldukları konusunda üzerinde görüş birliği olan herhangi bir kuram henüz yok. Üstelik bugün üzerinde çalışılan sicim kuramında bu parçacıklar bir nokta gibi değil de çok kısa bir sicim olarak modelleniyor. Noktasal, sicim gibi ya da başka bir şekilde olsalar bile bu temel parçacıkların neden kara delik olmadığının doyurucu bir açıklaması, kuantum ve genel görelilik kuramlarını bağdaştıran kapsamlı bir kuram öne sürüldüğünde verilebilir. Dolayısıyla şu anda bu soruyu cevaplayabilecek durumda değiliz. Ama Hawking ışıması olası bir cevabı ışık tutabilir. Bu ışımanın bir özelliği, daha küçük kara deliklerin daha sıcak olup, daha fazla ışıma yapması. Örneğin 1 kilogramlık bir kara delik, çok yüksek enerjili parçacıklar yayarak, saniyenin katrilyonda birinden de kısa bir sürede tamamen buharlaşır. Kütle Planck ölçeğinde ise, yani gramın 50 binde biri kadarsa, o zaman sıcaklık o kadar yükselir ki, Işıma sırasında açığa çıkan parçacıkların ortalama enerjisi, kara deliğin toplam enerjisine eşit olur. Dolayısıyla bundan daha küçük bir kara deliğin, sahip olduğundan daha yüksek miktarda enerjiyi ışıma ile yayması gerekir. Bu da imkansız. Bu nedenle bilim insanları, olası en küçük kara deliğin ancak Planck kütlesinde olabileceğini ve oluşur oluşmaz anında buharlaşacağını düşünüyor. Buna karşın, mikro kara delik denen daha da küçük kara deliklerin var olabileceğini öngören kuramlar da var. Fakat bu kuramların çoğu uzayın çok sayıda boyutu olması gibi henüz hiçbir deneysel desteği olmayan çeşitli varsayımlara dayanıyor. Bu nedenle bu türden kuramların daha da olgunlaşıp deneysel olarak sınanabilir düzeye gelmesini beklemeliyiz. O zamana kadar da elektron gibi temel parçacıkların kara delik olup olmaması sorusunu doyurucu bir şekilde açıklamak mümkün değil. 4. Büyük patlama anındaki sonsuz yoğunluk nedeniyle tüm evrenin bir kara delik olması gerekmez miydi? Eğer bir cismin tüm kütlesi o kütleye bağlı belli bir yarıçapı olan bir kürenin içine sıkışmışsa o zaman cismin bir kara delik olduğunu söylüyoruz. Schwarzschild yarıçapı denen bu mesafe güneş kütlesi için 3 kilometre kadar ve kütle ile doğru orantılı. Bir cismin kara deliğe dönüşmesi koşulu için çoğunlukla kullandığımız kriter bu. Dolayısıyla sadece bu kritere dayanarak evrenimizi başlatan büyük patlama anındaki sonsuz yoğunluk durumunda tüm evrenin bir kara delik olduğunu söylememiz gerekirdi. İlk anı takip eden, yoğunluğun hala çok yüksek olduğu anlarda da aynı sonuç söz konusu. Burada yanlış olan şey yukarıda verdiğimiz kriter. Bu koşullarda artık kriterimiz geçerliliğini yitiriyor. Yukarıda verdiğimiz kriter sadece yıldızlar gibi maddenin görece durağan ve uzay zamanında görece sabit olduğu durumlarda geçerli. Büyük patlama anında evreni dolduran her şeyle beraber uzay zamanda hızla genişlemekteydi. Bu koşullarda kara deliklerin ne zaman oluştuğunu ve olay ufkunun nerede olduğunu belirlemek için bu genişlemeyi de dikkate almak gerekiyor. Evrenin içinde yer aldığı uzayın genişlemesi bugün de devam ediyor. Biz bunu çoğunlukla Hubble yasası olarak biliyoruz. Yani Farklı galaksi grupları aralarındaki uzaklıkla doğru orantılı bir hızla birbirinden uzaklaşmakta. Aslında burada tam olarak olan şey bu galaksilerin içinde yer aldığı boşluğun zamanla genişlemesi. Bu nedenle evren bilimciler bu genişlemeyi incelerken doğal olarak genel görelilik kuramını uyguluyor. Kurama göre de uzaydaki genişlemeden dolayı Büyük Patlama anında veya daha sonra evrenin bir kara delik olması söz konusu değil. 5. Beyaz delik nedir? Klasik kütle çekim yasasının özelliklerinden biri, zaman tersinmesi simetrisine sahip olması. Bunun anlamı şu, kütle çekim etkisi altında hareket eden çok sayıda cismin oluşturduğu bir sistemin filmini çekelim. Daha sonra da filmi tersten oynatalım. Oynayan filme baktığımızda, cisimlerin yapıyor göründüğü bütün hareketlerinde kütle çekim yasasıyla uyumlu olduğunu görürüz. Örneğin, dünyanın çevresinde dönmekte olan ayı aniden durdursak ve tam tersi yönde aynı miktarda hız versek, bu durumda da ayın aynı yörüngeyi ters yönde izlediğini görürüz. Benzer şekilde, yeryüzünde düşen bir cismin hareketini filme alır ve filmi tersten oynatırsak, yine doğa yasalarına uygun bir hareket gözleriz. Genel görelilik kuramındaki denklemler de aynı simetriye sahip. Dolayısıyla Genel görelilikten elde edilen çözümlerden birisini alıp zamanı tersine çevirirsek yine kuramla uyumlu bir çözüm elde ederiz. Kara delikler, genel görelilik kuramından elde edilen çözümlerden biri. Eğer kara delik çözümlerini alıp zamanı tersine çevirirsek yine kuramla uyumlu beyaz delik olarak adlandırılan çözümler elde ederiz. Beyaz deliklerin tüm özellikleri kara deliklerin benzer özelliklerinden zamanı ters çevirmek suretiyle elde edilebilir. Tıpkı kara delikler gibi beyaz deliklerin de olay ufukları var. Bu olay ufkunun içinde de zamanla uzayın bir koordinatı yer değiştirmiş durumda. Yalnız bu defa beyaz deliklerde gelecek merkezden ufka doğru. Dolayısıyla olay ufkunun içindeki herhangi bir şey mecburen dışarı çıkmak zorunda. Yani kara delikler yutuyor ama beyaz delikler dışarı atıyor. Beyaz deliklerin bu özelliklerinden dolayı Dışarıdaki hiçbir şey içeri giremez. Yani burada da ufuk tek bir yönde geçilebilir ama bu defa sadece içeriden dışarı doğru. Fakat beyaz delikleri karşıt yer çekimi gibi düşünmek yanlış. Beyaz deliklerde olay ufkunun dışındaki cisimleri kendine doğru çeker. Nasıl kara deliklerin çevresinde yörüngede dolanan gök cisimlerinin bulunması mümkünse beyaz delikler için de aynı şey mümkün. Örneğin kara deliklerde Işığın dairesel bir yörünge boyunca delik çevresinde dolanması mümkün. O halde, ışık, beyaz deliklerin de çevresinde uygun bir yörüngede dolanabilir. Beyaz delikler, kuramsal olarak ilginç cisimler. Ama gerçekte var olma olasılıkları çok düşük. Bunu da yine zaman tersinmesine başvurarak görebiliriz. Nasıl kara delikleri yok etmek mümkün değilse, beyaz delikleri de yaratmak mümkün değil. Beyaz deliğe doğru düşen bir cisim, Hiçbir zaman olay ufkuna ulaşıp bu ufku geçemez. Burada da tıpkı kara deliklerde olduğu gibi zaman genleşmesinin garip etkisini görüyoruz. Çok uzaktaki bir gözlemciye göre düşen cismin ufka ulaşması sonsuz zaman alır. Fakat düşen cismin üzerindeki bir saate göre bu sonlu bir süre. Buna karşın nasıl kara delikler yaratılabilirse beyaz deliklerde yok olabilir. Bu nedenle çok uzaktaki bir gözlemci, düşen cismin ufka ulaşması için sonsuz süre geçtiğini ama bundan önce beyaz deliğin yok olduğunu görür. Aynı sonuç düşen cisimdeki gözlemci için de geçerli. Ama bu defa beyaz deliğin ortadan kaybolması bu gözlemciye göre çok kısa sürer. Beyaz delikler ayrıca kurt deliği denen uzayın iki farklı yerini birleştiren kısa yollarla da ortaya çıkıyor. Genel görelilik kuramı ilkesel olarak Kurt deliklerinin varlığına izin veriyor. Ama bu deliklerin kararsız olması, oluşur oluşmaz hemen yok olma eğiliminde olmaları gibi sorunlar var. Bazı tür kurt deliklerinin bir ucu kara delik, diğer ucu da beyaz delik gibi davranıyor. Dolayısıyla kara delik tarafından giren madde kısa bir sürede beyaz delik olarak diğer uçtan çıkıyor. Kurt deliklerinde uzayın birbirinden çok uzakta olan yerlerini kısa bir yolla birleştirmesi söz konusu. Bu nedenle uzun bir mesafeyi çok kısa bir sürede kat etme olanağı sunuyor.